Beni işler misin baba? Oğlum gel bakalım. Ne oldu baba? Güzel bir kısmetin var. Benim zaten bir sevgilim var. Sonuçta evli değilsin. Bu köklü bir aydının kızı. Evli değilim de kaç yıllık sevgilim baba? O artık yok. Unut onu. Bize layık değil. Aslında Ayşe'yi severdiniz. Çok üstüne düşerdiniz. Niye yok artık? Ne oldu? Evet çok düşerdik. En son babaannen düşmüş senin kızın üstüne oğlum. Maalesef ölmüş. Ezilmiş altında. Nasıl ezilmiş lan? Sana en başında demiştim. Kız fakir. Ezilir karşımızda diye. Ulan ne karşısı? Direkt altında ezilmiş işte. Tamam işte. Bu kadar altın karşısında kim olsa ezilir. Zenginiz biz. Ben bu yükü nasıl taşırım baba? Ne diyorsun sen? Altınları mı? Beraber taşırız. Merak etme. Yardım ederim. Ben nasıl gömeceğim Ayşe'yi kalbime? Kalbine değil. Salak toprağa gömeceksin. Hiçbir cenazeye gitme. Ama Ayşe benim kalbimi yıllar önce çaldı. Ben nasıl alıştırırım onun yokluğunu? Fakir oğlum kız. Her şeyini çalar. Dua et paralarını çalmadı. Onu toprağa defnederken görmeye nasıl dayanırım ben baba? Define ederken? Hakikaten ha, cenazeleri toprağa biz kazanalım. Altın baltın çıkar. Başkası konmasın sonra. İşin gücün para be. Sende kalp denilen bir şey yok. Bende kalp vardı oğlum. Bizde genetik. Para sayesinde ameliyat oldum işte yıllar önce. Genetikse bende ne var o zaman? Sende yok. Nasıl yok ya? Genetik demedim. Benim kalbimi kız çaldı demedim oğlum. Bir daha hayal etmişsin işte. Boşver. Ameliyata falan para verme zaten.